Merhaba arkadaşlar. Bugün size adli olgu yönetimi ve ölümün adli tıbbi yönünden bahsetmeye çalışacağım. Ben de sizler gibi 9 Eylül Üniversitesi'nde asistanlık yaptım, çalıştım. Öğrenciliğim de buradan. Size her zaman kapımız açık. 7/24'te nöbet tutuyoruz anonim olarak. Bu arada bütün sorularınıza ya da sıkıntılarınıza karşı cevap vermeye hazırız. Şimdi ilk planda ele aldığımızda hekimlerin hakikaten sağlık hakkı, hasta hakları, hukuk, insan hakları, etik yani birçok konuda sorumlulukları var ve yükümlülükleri de var. Bunlar tabii bazen bize sıkıntıları da neden olabiliyor açıkçası, zorlukları da neden olabiliyor ama mesleğimizin de gerektirdiği şartlar bunlar. Sağlık hukuku ülkemizde baktığımızda çok dağınık. Elin üstünde kanun var arkadaşlar ve bu onlarca, yüzlerce hatta diyeyim genelge, yönetmelik, binlerce işte karar vesaire var. Halen daha güncel medyadan işitiyorsunuzdur. Bazı düzenlemeler var. Yürürlük çalışmaları yürütülüyor. Bunlarla ilgili de sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Ama tabii bunların hepsine hakim olmanızı beklemiyoruz. Siz ne yapacaksınız? Özellikle kendi alanınızla ilgili olanları seçip o alanlarla ilgili tabii bilgi sahibi olmanızı bekliyoruz. Kendi uzmanlık alanınıza yönelik mümkün olduğunca da hukuk okuryazarı olmanızı bekliyoruz. Genel yasal sorumluluklara baktığımızda ben en önemlilerini buraya yerleştirdim. Adli tıbbi değerlendirmeler yapmak, bildirim yapmak, rapor hazırlamak ve tabii ki bir de meslek sırrı ve bilirkişilik. Bunlar önemli gelenler. Baktığımızda sizin dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bu da özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlarla ilgili. Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir madde olarak düzenlenmiş. Sizin elinizde şifreler var biliyorsunuz. Bir sürü hastanın verisine ulaşıyorsunuz. Tıbbi verileri işliyorsunuz. Eğitim amaçlı da kullanıyorsunuz. Başka amaçlı da tabii ki tedavi, sağlıkla ilgili amaçlarda da kullanıyorsunuz hastalarınızın verilerini. Bu konuda biraz özen göstermek gerekiyor. Gizliliğe dikkat etmek gerekiyor. Tabii meslek sırrının açıklanabildiği durumlar da var. İşte adli olgu bildirimi gibi ya da mahkeme çağırıyor mesela tanıklık bilirkişilik ama çekinme hakkınız da var yeri geldiğinde. Hasta izin veriyorsa tabii çekinemiyorsunuz. Bu açıklama yapmak zorundasınız. Hasta izin vermiyorsa çekinme hakkınız var. Pandemi döneminde de ya da bulaşıcı hastalıklarda da biliyorsunuz kamu yararı ya da toplumun sağlığı daha önde planda olduğu için meslek sırrı kapsamı biraz daralmıştı o dönemde de. Kamu güvenliğine karşı suçlar var arkadaşlar. Burada da bazen başınızı ağrıyor. Sizden ricam şöyle bir panik oluyor. Mesela hakkınızda bir soruşturma ya da bir inceleme açılıyor. Bir tıp uygulama hatasıyla ilgili olabilir. Panik oluyorsunuz. Gidip evrakı değiştiriyorsunuz. Geçmişe yönelik onam oluşturuyorsunuz. Ya da geçmişe yönelik aydınlatılmış onam dolduruyorsunuz. Bir şeyi sisteme giriyorsunuz. Sistem onu görüyor aslında o elektronik kaydı. Ne zaman oluşturulduğunu. Bunu yapmamanızı istiyoruz. Çünkü bir kişinin ölümüne neden olmanızı istemiyoruz. Ama inanın ölümüne bile neden olsanız şu anda Türk Ceza Hukuku'nda ilkinde bir ceza yaptırımına karşılaşmayacaksınız. Ceza da alsanız ertelenecek. Kaza sonucu olduğu için bu. İstenmeyen bir şey olduğu için ertelenecek. Ceza hukuku açısından söylüyorum. Ama siz böyle bir şey yaparsınız, gidip evrakı değiştirirseniz ve sahte olarak işte daha geçmişe yönelik evrak oluşturursanız kendimi daha iyi koruyayım telaşıyla o zaman 4-5 yıldan başlıyor bunun cezası. Açıkçası bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Buna dikkat edelim. Bir de sahte rapor düzenlemek, hatır raporları bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ölçülü ve özenli olmak gerekiyor bu konularda. Kayıtları iyi tutmak gerekiyor. Tıbbi kayıtları tutmazsanız biliyorsunuz rivayet olur. Her şey kayda bakıyor. Yani sizin ne söylediğiniz önemi yok. Kayıtlara bakıyoruz. Biz de bilirkişi olarak karar verirken o olayla ilgili ne yaşanmış kayıtlara bakıyoruz. Sizin görev tanımlarınız var arkadaşlar. Hekimler, psikologlar, asistanlar herkes aslında burada tanımlanmış. Bununla ilgili bir mevzuat var. Genel kaba tanımlar var. Hemşirelikle ilgili çok ayrıntılı ama bizimle ilgili genel tanımlar var. Burada baktığımızda bir de tıpta uzmanlık yönetmeliği var. Bunu mutlaka okuyun. Kendi alanınızla ilgili asistan arkadaşlar için özellikle isteyeyim. Tıpta uzmanlık öğrencileri buna hakim olması gerekiyor. Haklarınızı bilmeniz gerekiyor. Eğitim verilmesi hakkınız, işte nöbet hakları vesaire, nöbet sonrası dinlenme hakları vesaireler için. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın da yaklaşımı, uzmanlık yönetmeliğinin de yaklaşımı ve hukukun da yaklaşımı aslında. Uzmanlık bilgi becerisi gerektiren tıbbi uygulamaları tek başına yapmanız uygun değil. Birinin gözetiminde yapmanız bekleniyor. Ancak asistan hekim açısından baktığımızda evet uzman hekim sorumlu uygulamalarda ama prasin hekimin de yapabileceği bir şeyi zaten yapıyorsanız basit bir enjeksiyon gibi ya da bazı girişimler onlarda siz kendiniz sorumlu olursunuz. Yani o zaman uzmana tabii her şey dönmez. Onun farkında olun. Ve uzmanınızı mutlaka da bilgilendirmeniz gerekiyor tüm süreçlerde. Evet ya da hocanızı. Tıbbi bilirkişilik konusuna geldiğimizde zaten siz meslek gereği tıbbi bilirkişi sayılıyorsunuz. Diplomanız var. Bunun ayrıntılı düzenlemeleri var ama ben kabaca bahsedeceğim.
Siz zaten tıp fakültesi diploması, uzmanlık diplomanızda da bu unvanı hak ediyorsunuz. Size sorular sorulabiliyor. Ölümlerde ölüm nasıl oldu? Zorlamalı ölüm mü? Şüpheli ölüm mü? Bununla ilgili sorulabiliyor. Yaralamalarda da adli raporu düzenlenmesi, yaralanmanın ağırlık derecesi sorulabiliyor mesela. Adli bilimler bir iki şekilde kullanılan bir alan. Tıp, hukuk, fen, sosyal bilimler mesela. Adli psikoloji de bunun içine giriyor. Biz bütün alanlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Siz gerektiğinde bizden ancak konsültasyon isteyebilirsiniz. Özellikle 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 7/24 çalışan bir kliniğimiz var. Bizden istediğinizde de konsültasyon istiyorsunuz zaten. Adli tıp uygulamaları Türkiye'de üniversiteler aracılığı Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı üzerinden gidiyor. Tabii burada ağırlık burada Sağlık Bakanlığı ve görüyorsunuz acil servislerin durumunu. Bu kalabalık içinde adli tıp hizmetleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Açıkçası çok beklediğimiz bir durum değil bu. Çok zorlanılıyor. Gözaltı giriş çıkış muayene oluyor. Adli raporlar geliyor. Yani bir yandan o işi yapmaya çalışıyorsunuz. Birinci basamaktan üniversitenin dışına çıktığınızda ya da uzmansanız oralara tabii konsülte ya da icapçı oluyorsunuz. Adli tıp hizmetlerinin ağırlıklı Sağlık Bakanlığı'nda yürütüldüğünü bilin. Her ilde artık bir adli tıp uzmanı var. Hatta ikinciler başladı. O yüzden şanslısınız. Onları konsülte etme imkanınız var ama onlar Adalet Bakanlığı'na bağlı genelde çalışıyor. Adliyelerde çalışıyorlar. Bazıları hastanede çalışıyor. Onlardan yardım da isteyebilirsiniz gittiğiniz yerlerde, illerde. İlçelerde henüz yeni yeni. Yani ilçelerde pek adli tıp uzmanı yok. Adli olgularla nasıl karşılaşacaksınız? Ya size doğrudan gelecek ya da bir resmi kurum gönderecek. Eğer acile geldi, sizin kliniğinize geldi, bir hastanın sağlığının bozulmasına bir başka kişinin kasıtlı eylemi şüphesini düşünüyorsanız, ihmalkar davranışını, bu adli olgudur. Ve her türlü dış etki bu sağlığın bozulması şüphesine yol açabilir. Biz baktığımızda trafik kazalarından, iş kazalarından, şiddet olaylarına kadar, zehirlenmelere kadar hepsi adli olgu kapsamında değerlendiriliyor arkadaşlar. Adli olgu tanısını siz koyuyorsunuz, bildirim yapıyorsunuz savcıya ya da hastane polisi olabilir bu mesela. Sizden sonra daha sonra istenirse eğer resmi yazıyla raporunu da düzenliyorsunuz. Adli olgu bildiriminde bir zorunluluk var. Özellikle bizim yasamız çok sert bu konuda. Sağlık çalışanlarına bir bildirim zorunluluğu getirmiş. Hani bunu biyotıp kanunu ya da biyotıp sözleşmesi kullanarak aşabiliyorsunuz. Bazı özel durumlar oluyor. Biraz bildirimle gecikebiliyorsunuz. Hani sizi koruyacak bazı düzenlemeler de var. Ama bu konuda duyarlı olmanızı bekliyoruz adli olguları bildirim konusunda. Aynı şeyi ölümlü olgularda da, ölümle sonuçlanan olgularda doğal nedenle ölmediğini düşünüyorsanız bildirimde bulunuyorsunuz. Bildirim mutlaka bir tutanak tutun ya deftere kaydedin bildirim yaptığınızı ispatlamanız gerekebilir sadece telefonla değil. Bir adli olgu bildirim defteri yapıp kayıt tutabilirsiniz. Bizim hastanemizde örneğin adli olgu bildirim belgesi var. Bunu görmüşsünüzdür hazırladığımız kapsamlı bir belge gayet yeterli oluyor zaten. Bununla bildirimde bulunuyorsunuz adli makamlara. Yaralar var arkadaşlar. Kişide adli olgular sonucu şu tür yaralar oluşuyor. Ruhsal yaralardan mekanik yaralara, fiziksel yaralara işte hepsi oluşuyor. Siz bunu belgeliyorsunuz aslında. Fotoğraflayıp raporunuzu yazıyorsunuz, belgeliyorsunuz. Hukukta ne ceza vereceğini, kimin yaptığını, nasıl olduğuna aslında karar veriyor. Evet. Neden yapıyoruz işte yine bu soru üzerinden? İşte örneğin kesiyle laserasyonu ayırt etmeniz gerekiyor. Kesi delici aletle olur, laserasyon yırtılmadır, künt travmayla olur. İşte bunun gibi yaralarda mutlaka dikkatli, özenli davranmanız gerekiyor yara tanımında. Size sorulan sorular nasıl bir yaradır bu? Ne kadar ağırlığı vardır? Nasıl bir materyalle meydana gelmiştir? Ya da ne zaman oluşmuştur? Tabi bu soruların hepsine her zaman yanıt veremiyorsunuz ya da adli tıp konsültasyon istemenizi bekliyoruz açıkçası bazılarında. Kendi alanınızla ilgili değilse de zaten o alana sevk etmenizi bekliyoruz ya da göndermenizi, konsült etmenizi bekliyoruz. Açıkçası örneğin psikiyatristler için de ceza ehliyeti, yaş tayini olabiliyor, işte hukuki ehliyet konuları olabiliyor. Herkesin uzmanlık alanına göre değişik sorular gelebiliyor adli makamlardan. Türk Ceza Kanunu hukukçular ona göre hukukçular şunlardan anlıyor. Yaşamsal tehlike nedir? Basit bir müdahale giderilemez nedir? Vücuda acı verme, algılama yeteneğinin bozulması basit bir müdahale giderilemez. Kemik kırılması giderilebilir nedir? Ölüm nedir? Kalıcı seken nedir? Kalıcı bozukluklar. Türk Ceza Kanunu hepsinin bunun karşılığı işte 6 aydan başlıyor. 10 yıl, 15 yıla kadar, 20 yıla kadar hapis cezası veriyor. Siz bu sonucu yazıyorsunuz. Tüm tıp literatürünü hakimin, savcının anlaması mümkün değil. İşte nazal fraktür, deplase ya da işte metakarp kırığı. O nasıl ceza verecek bana? O zaman diyorsunuz ki İşte bu yaşamı tehlikeye sokmaz. Basit bir müdahale gidilemez. Kemik kırığına neden olmuştur diyorsunuz. Yani raporunuzda aslında bir çevirmenlik yapıyorsunuz. Bu sizin sözlüğünüzün sonucu. Bu onların dili. Onların anlayacağı dil. Hukukçuların anlayacağı dil. Tıp dili sizin anladığınız. Siz arayüz kullanıyorsunuz. Yani çevirmenlik yapıyorsunuz. Bu arayüz kullanırken de bu sonuçları yazıyorsunuz. Bakın bu şekilde.
Mutlaka kemik kırıklarını gerekli konsültasyonları isteyip raporunuza yazın. Ve sonuçta bir kılavuz kullanıyoruz biz de. Peki bunu neye göre belirleyeceğiz dersiniz, ağırlık derecesini? Travma skor sistemlerinden yararlanıyoruz. Tıp dilini hukuk diline çevirirken bu sonuçlara, yani bu dörtlü sonuca çevirirken şuradaki 1, 2 gidelebilir, gidelemez, kemik kırığı var mı? 4 sonuca çevirirken biz bir kılavuz kullanıyoruz. Bu kılavuzu da bu şekilde gördüğünüz üzere her 2-3 yılda bir yenilenen, gittiğiniz yerlerde bunu bulursunuz ya da biz size giderken temin ederiz. Online de ulaşılabiliyor bu zaten. Uzmanlık Derneği'nde var, Adli Tıp Kurumu'nun web sayfasında da var. Bunlardan yararlanıyorsunuz. Evet, kayıtlara bak ne kadar önemli olduğunu kayıtlarında buradaki santimetre kare hesaplarından anlayabilirsiniz. Çünkü tıbbi kayda bakarak sonra rapor düzenleniyor. Adli muayene protokollerimiz var. Bunlarda hiç bilmediğiniz bir şey yok zaten. Normal tıbbi açıdan yaptığınız şeyler, her hastanıza gösterdiğiniz bir ilgi bu zaten. Böyle bir şey ama sonunda bir yorum ve sonuç, biraz önce gösterdiğim o şeyleri yazıyorsunuz. Yaşansal tehlike ve basit bir müdahale ve kemik kırığı konusu. Fotoğraf çekmenizi bekliyoruz. Sonradan yanlış da yapsanız değerlendirme imkan sağlar. Bir ölçek koyup bir cetvel koyup fotoğraf çekmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı bu konuda genelgesi var. Uzun yıllardır yürürlükte, çok açık, bağlayıcıdır. Ve bu adli raporları yazarken bildirim yapmıştık, adli olgu bildirimi. Şimdi raporunu yazıyoruz. Rapor yazarken de hazır genel adli muayene rapor formları var. Bunları doldurmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde işte konsültasyonları dolduruyorsunuz. Elle de ya da şeyle de yazabilirsiniz. Yani bilgisayarda da yazmanıza imkan veriyor. Hazır programları var zaten. Bu şekilde üretiyorsunuz. En sonunda da işte raporun bakın sonuç bölümüne. Burada görüyorsunuz. Evet, buradaki sonuç bölümünü gördüğünüz üzere yapma imkanınız var. Evet. Vücut diyagramında da işaretlemenizi ve ekine koymanızı, özellikle bu özeni de gösteriyor o raporla ilgili. Bekliyoruz. Hastada oluşan lezyonları, raporun ekine. Şimdi bazı özellikle hasta grupları var. Aile içi şiddet gibi, cinsel saldırılar, işkence iddiaları, yaşlı istismar ihmali gibi. Bunlarda açıkçası multidisipliner yaklaşım gerekiyor. Kadın doğum, üroloji, yeri geliyor, psikiyatri, altı tıp. Burada dikkatli olun. Bu olguları tek başınıza ele almaktan çok çocuk istismarı mesela pediatristlerle mutlaka çalışılıyor. Çocuk izlenme merkezleri var belli başlı yerde. Belki de oraya göndermenizi bekliyoruz. Multidisipliner yaklaşım göstermeniz gerektiğini de bilin. Bu konuda da bir eğitim ihtiyacı ya da bilgi ihtiyacı olursa biz burada gidermeye de buna hazırız zaten. Evet. İkinci bölüme geldiğimizde, kısa bölüme de ölümlerle ilgili konuşacağım. Ölümlerle ilgili de biliyorsunuz ölüm belgesini siz düzenliyorsunuz. Hekimler düzenliyor. Bir kişinin Türkiye'de doğduğuna da hekimler karar veriyor, öldüğüne de. Siz bunu düzenlerken ne yapıyoruz? Defin işlemleri için gerekli belgeler var, miras işleri var. İşte bunlar için mecburuz. Ölüm belgesi düzenlenecek. Kişinin öldüğüne karar veriyorsunuz. ÖBS'ye giriyorsunuz, ölüm bildirim sistemine. İşte kontrolör hekim var. Ölüm nedeni yazıyorsunuz. Kardiyopulmoner arrest ölüm nedeni değildir mesela. Ayrıntılı ICD kodlarından bulup yazıyorsunuz. Bu şekilde. Ama adli olguysa işin rengi değişiyor. Bu adli değilse zaten yeri geliyor aile hekimleri bu konuda yetkili. Yeri geliyor belediye tabibi devreye giriyor. Asistan hekimler bizde mesela ağırlıklı yapıyor bunları. Türkiye İstatistik Kurumu'na, işte Sağlık Bakanlığı'na bu veriler otomatik işleniyor zaten. Burada bir sıkıntı yok ama adli olguda siz doldurmuyorsunuz. Giriş açılışını yapıyorsunuz, bildirimde bulunuyorsunuz. Sonra adli olgu olarak biz daha sonra ölüm muayenesi, otopsi yapıyoruz. Adli tıp uzmanı ile savcı birlikte dolduruyor. Daha sonraki işlem oluyor. Ölüm belgesi düzenlenmiyor. Aileye cesedi de teslim etmiyorsunuz. Adli olgu tanısını siz koyuyorsunuz ölümde. Şüpheli bulgulsa ölüm belgesini düzenlemiyorsunuz. Şüpheli ölümün ihbarı var. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre mutlaka sizin bildirmeniz gerekiyor bunu savcıya, şüpheli ölümlerde. Ne oluyor peki bildirince savcı? Olay yerine bir hekim alıyor genelde. Bir tıbbi kimliklendirme için bir yakınını çağırıyor olay yerine savcı. Olay yeri hastanede olabilir, hastane morgu ya da bir olay yeri de olabilir. Ev olabilir, sokak olabilir. Bazen güvenli olmuyor, cesedi hastane morguna kaldırıyorlar. Siz orada postmortem değişiklikler, işte ölünün giysi muayenesi, dış muayenesi onları yapıyorsunuz. Oraya çağrılan hekim bilirkişi oluyor, ölü muayenesini yapıyor. Bunu genelde birinci basamak hekimlerine yaptırıyorlar açıkça söyleyeyim. Ama uzman hekimlere yaptırmamaları için de yasada bir engel hal yok. Hani genel bir konsensus var bu konuda ama şu anda uzman hekimlere pek yaptırmıyorlar ölü muayenelerini. Ölü muayenesi yapıldıktan sonra da otopsiye gönderiliyor ceset. Otopsiyi de biz yapıyoruz. Bakın burada kısa bir iş akışını görüyorsunuz. Ölüm tanısı, adli olgu bildirimi, savcıya bildirim. Sonra olay yeri incelemesine hekim geliyor. Ölü muayenesi yapıyor. Birinci basamak hekimler ağırlıklı olarak. Ama dediğim gibi uzman da görevlendirdiği olabilir. Bazı yerlerde örneklerini görüyoruz. Ve otopsiye yolluyorsunuz. Otopsi hemen her ilde yapılıyor. Adli tıp uzmanları var dedik.
Daha sonra da ölüm belgesi bunun üzerinden düzenleniyor. Peki neden böyle bir araştırma yapıyoruz dedik ölümde? Ölüm nedeni ne? Ölüm mekanizması ne? Mesela diyelim ki kesici alet yarası, aortada delinme. Bu ölüm nedeni ama ölüm mekanizması hipovolemik şok. Ölüm orijini ne? Cinayet, intihar, kaza. Biz o konuda çok yorum yapmıyoruz. Otopsi işlemi sonrasında biz bu soruları yanıt vermeye çalışıyoruz. Güvenilir kanıtlar oluşturuyoruz. O yüzden kanıtların bozulmaması, hani olayda ilk sizin tarafınızdan iyi kaydedilmesi ya da bozulmaması, acilde de aynı şekilde önemli bizim için. Olay yeri keşfinden otopsiye gidiyor. Otopsi mutlaka otopsi salonlarında yapılmalı. Adli tıp uzmanı ve patoloji uzmanı varlığında yapılmalı arkadaşlar. Bu öyle yerlere göndermeniz gerekiyor. Otopsiyi ve size otopsi yaptırılmayacak. Genel yaklaşım da bu. Mevzuatta her ne kadar zorunluluk halini her hekime yaptırılabilir dese de şu anda öyle bir pratikte Türkiye'de yürürlükte değil, hani işlemiyor. Adli tıp uzmanına yaptırılıyor. Burada güzel, bizim de istediğimiz bu zaten. Ya da patoloji uzmanı ile birlikte görüyoruz. Patologlar var adli tıp kurumunda çalışan. Ben de ikinci görevliyim adli tıp kurumunda zaten. Ağırlıklı olarak üniversitelerde ya da adli tıp kurumunda otopsiler yapılıyor, resmi otopsiler. Adli otopsi yapılmasının önerildiği ya da adli olgu ölümde bildirim yapılmasının önerildiği olgular var. Bunlar çok geniş kapsamlı. Yani ölümde başkasının sorununu düşünüyorsanız aslında çok geniş kapsamlı, gördüğünüz gibi. Ya da cezaevi tutuk evinde olan tüm ölümler otomatikman otopsiye geliyor. Tüm ani şüpheli, beklenmedik, tanıksız ölümler, tanı tedavi sürecinde gerçekleşen ölümler hepsi otopsinin konusu oluyor. Bir son slaytımda kimliklendirmeden bahsedeceğim. Biliyorsunuz büyük bir deprem atlattık. Hepinize geçmiş olsun diyelim. Ama yine karşılaşabiliriz. Sizin yaşlarınız da daha genç. Muhtemelen böyle şeylerle karşılaşacaksınız. Ben Gölcük depreminde de çalışmıştım. İstanbul depreminde. İkinci aşama burada da çalıştım. Görev yaptım. Açıkçası tabii bizim alan olarak kimliklendirme, ama alanda tabii biz binin üzerinde adli hekim olarak çalıştık. Yani sadece adli tıp uzmanları yoktu. Birçok alandan bize desteğe gelmişlerdi. Kimliklendirme yöntemlerini bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de ayrıca bir sunumlarımız, tabii hazırlıklarımız olacak. Bu da sizin sorumluluklarınız arasında yer alıyor. Özellikle ölüm muayenelerinde, adli olgu yönetiminde kimliklendirme süreçlerini bilmeniz gerekiyor. En önemlisi fotoğraflar tabii ki, ama kan örnekleri kağıtlara emdiriliyor biliyorsunuz. FT örnekleri, diş ve kemikler bu konuda yol gösterici olabiliyor bize. Çürümüş cesetlerde özellikle. Evet, benim aktaracağım konular ve ana başlıklar bunlar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.